Sektörün yıldızları Ankara'da ve Konya'da genel merkezi bulunan Küre Yeminli Mali Müşavirlik'te ve yanımızda Hasan Bey var. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben 1974 yılında Konya'nın Seydişehir ilçesinde doğdum. İlk orta ve lise öğrenimimi Seydişehir'de tamamladım. Daha sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde yüksek öğrenim hayatıma başladım. 98 yılında üniversiteyi bitirdim. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde kamu yönetimi alanında yüksek lisansımı tamamladım. Daha sonra Maliye Bakanlığı'nda vergi denetim elemanı olarak göreve başladım. Selçuk Üniversitesi ve Mevlana Kalkınma Ajansı'nda iç denetçi olarak da görev yaptıktan sonra 2012 yılında yeminli mali müşavirlik mesleğini yapmak üzere serbest hayata atıldık. Bir adet kitabım bulunuyor yayınlanmış kurumsal risk yönetimi üzerine. Bütçe, vergi, kamu maliyesi üzerine çeşitli dergilerde yayınlanmış makalelerim bulunmaktadır. Aynı zamanda bağımsız denetçi lisansına ve A2 düzeyinde kamu iş denetim sertifikasına sahibim. Şirketinizden bize biraz bahseder misiniz? Küre Yeminli Mali Müşavirlik AŞ 2012 yılında kuruldu. Merkez olarak Konya'da kuruldu. Daha sonra Ankara şubemizi açtık. Şu anda Konya ve Ankara ofislerimizde toplam 8 personelle müşterilerimize yeminli mali müşavirlik hizmeti sunmaktayız. Mükelleflerinize hizmet sunarken bağlı olduğu değerler nelerdir? Tabii ki Küre Yeminli Mali Müşavirlik AŞ olarak belirlemiş olduğumuz amaçlarımız, hedeflerimiz için bu hedefleri gerçekleştirirken bizi bağlı kılan değerlerimiz var. Yani bu değerlerle faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bu değerler nelerdir? Birincisi hukukun üstünlüğü prensibi. Biz hukukun üstünlüğüne inanıyoruz. Neden inanıyoruz? Çünkü hukukun üstünlüğü bir toplumda birey, vatandaş ve devlet arasındaki ilişkileri hukuk düzenliyor. Bunları belli kurallarla sistemleştirerek o toplumda adaletin sürekli sağlanmasını sağlayan sistemdir hukukun ismi. Birey, toplum ve devlet hukuka ne kadar uyarsa orada adil bir toplum oluşturulabilir. Biz bunu ahlakımızda temel bir ilke olarak benimsiyoruz. Buna bağlıyız. O yüzden hukukun üstünlüğünün temel ilkelerinden birisi olarak belirlemiş bulunmaktayız. İkinci bir ilkemiz tarafsızlık ve bağımsızlık. Biz yine faaliyetlerimizi yürütürken, denetim, tasdik hizmetlerimizi yürütürken hiçbir makam merciye bağlı olmaksızın tam bir tarafsızlık ve bağımsızlıkla işlerimizi yürütüyoruz. Ve hiçbir çıkar ilişkisi ve faaliyetin içerisine girmiyoruz. Diğer bir prensibimiz ise, ilkemiz, değerimiz ise gizlilik. Hizmetlerimizi verirken gerek işletmelerin, gerek işletmelerle ilgili olan kişilerin maliyle ilgili veya diğer vakıf olduğumuz bilgilerini kesinlikle en üst düzeyde, maksimum düzeyde mahremiyetlerine inanarak koruyoruz. Hukuki otoriteler ve yasal zorunluluklar dışında hiçbir kamu otoritesiyle ve hiçbir makamla bu bilgileri paylaşmıyoruz. Bu da bizim temel değerlerimizden birisidir. Diğer bir temel değerimiz ise hesap verebilirlik değerimiz ise biz yaptığımız hizmetlerden dolayı gerek bu alanları, bizleri görev yaptığı alanları düzenleyen kamu otoritelerine gerekse hizmet verdiğimiz işletmelere, yaptığımız işlere ilişkin olarak ilgili standartlara, düzenlemelere uygun olarak yapıldığı hususunda denetimlerimizi, tasdik işlemlerimizi hesap vermeye bir görev kabul ediyoruz şirketimiz olarak. Diğer bir prensibimiz ise, değerimiz ise yetkinlik. Biz şuna inanıyoruz ki herkes ehil olduğu, yetkin olduğu konuda hizmet üretmeli ve ehil olmadığı bir konuda, yetkin olmadığı bir konuda hizmet vermemeli. Bu çerçevede yetkilerimiz, çalışanlarımızın, personelimizin yetkilerini, bilgilerini, becerilerini sürekli artırarak hizmet verdiğimiz alanda kurumsal kapasitemizi geliştirmeyi planlıyoruz ve bu noktada sürekli eğitim prensibini şirketimizin bir değer olarak benimsiyoruz.
Yeminli mali müşavirlik hizmetleri nelerdir? Şimdi yeminli mali müşavirlik hizmetleri, yeminli mali müşavirlik mesleği aslında temelde Maliye Bakanlığı'nın 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile düzenlediği bir meslek ve buna bağlı ikinci düzenlemeler, yönetmelikler, tebliğlerle yön verilen bir meslek. Asıl görev alanı bu düzenlemelerle belirlenmiş durumda ve bu düzenlemeler çerçevesinde de birinci görev alanı ve hizmet alanı tasdik konularıdır. Tasdik konuları derken işte Maliye Bakanlığı'nın ve mükelleflerin gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ve bunların eki olan mali tabloların denetimi ve tasdik edilmesi, onaylanması. Keza bir diğer vergi türü olan katma değer vergisi kanunu, katma değer vergisi, diğer bir vergi olan ÖTV'ye ilişkin olarak iade ve mahsup işlemlerinin tasdiklerini yeminli mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlik şirketleri yapmak zorunda. Bu bahsettiğim Maliye Bakanlığı'nın 3568 sayılı düzenlemesiyle getirilen şeyler. Fakat sadece bununla da sınırlı değil, tasdik hizmetleriyle de sınırlı değil yeminli mali müşavirlerin yaptığı hizmetler. Diğer kamu kurumlarının veya diğer kanunların ve düzenlemelerle yeminli mali müşavirlere başka görevler yüklenmiş durumda. Başka hizmetler de yapabilir durumdalar. Nedir bunlar? Mesela TÜBİTAK projelerinin denetimini yine yeminli mali müşavirlere ayrı bir mevzuatta başka bir kanunla yüklenmiş bulunmaktadır kanun koyucu. Keza kalkınma ajanslarının projelerinin onaylanmasını yine ilgili kanunu düzenleme yeminli mali müşavirlere vermiştir. Bunun gibi başka kanunlarda, düzenlemelerde de yeminli mali müşavirlere onay, denetleme, tasdik yetkisi verilmiştir. Ve yeminli mali müşavirler mevzuatın belirlediği bu çerçevede bu hizmetleri veriyorlar. Bizim şirketimizde yine kanun dışında, bu hizmetler dışında başka bir hizmet veremeyeceği için aynı hizmetleri biz de etkin, hızlı, verimli bir şekilde, kaliteli bir şekilde mükelleflere vermek için uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Şimdi yeminli mali müşavirlik mesleği nasıl oluyor? Yani kimler yeminli olabiliyor noktasına soracak olursanız, yeminli mali müşavir olabilmek için 10 yıllık bir serbest muhasebeci mali müşavirlik yapmış olmak gerekiyor. 10 yılın sonunda bir sınav var. O sınavı vermiş olmak gerekiyor ve ruhsatı da almış olmak gerekiyor. 3 özel şart var. Böyle olunca tabii meslek aslında serbest muhasebeci mali müşavirlerle yeminli mali müşavirler aynı meslek kanunu düzenlenmiş ve yeminli mali müşavirler ayıran fark sadece defter tutmamaları. Çünkü serbest muhasebeci mali müşavirler mükelleflerin ilgili düzenlemelere uygun olarak defterlerini tutma, kayıtlarını tutma ve bu beyannamelerini verme, mali tablolarını hazırlama görevleri verilmiş. Aynı yönetmelikte yeminli mali müşavirlere bunlar yasaklanmış, fakat yine mali müşavirler, yeminli mali müşavirler aynı görev var. O da nedir? İşte bu mali tablolara ilişkin, muhasebe kayıtlarına ilişkin görüş bildirme, tahlil yapma gibi görevler yönetmelikte ortak sayılmıştır. Yeminli mali müşavirler yapmış oldukları tasdik hizmetlerinden yine ilgili düzenlemeler çerçevesinde sorumlu kılmışlardır. Yapılan tasdikten dolayı ileride herhangi bir vergi ziyağı ve oluşursa bu vergi ziyağına bağlı cezalar ve vergi aslından mükellefle birlikte yeminli mali müşavirde müteselsilen ve müştereken sorumlu tutulmuştur. Yaptığı tasdiğin gereği olarak bu yükümlülük yüklenmiş durumdadır yeminli mali müşavire. Yeminli mali müşavirler mesleğe başlarken Asya Ticaret Mahkemesi'nde yemin ediyorlar. Bu yemin ne üzerine oluyor? İşte görevini bir kamu hizmeti görev olarak yapacağını, işte doğruluk, dürüstlük, tarafsızlık, bağımsızlık ilkelerine uygun olarak yapacağına dair bir yemin oluyor. Sonuçta yani farkında, yani yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir farkı oradan geliyor. Hani birçok insan soruyor işte yemin ne oluyor, neye göre yemin ediyor şeklinde. Hani yeminin de zorunluluğu oradan kaynaklanıyor. Siz bu başarınızı neye borçlusunuz? Şimdi tabii hiçbir yani başarı emek, nimet veya nimet külfet dengesi denilen temel bir değer var. Yani bu değer insanlığın ortak bir değeri. Yani bir kanun gibi diyor. Hani yıllar, yani bir şeye ne kadar zaman ve emek ayırırsanız o şey o kadar güzel oluyor, kaliteli oluyor.
Hani sonuçta biz de prensip olarak hem kişisel özelliklerimiz anlamında hem prensip olarak hani külfetsiz nimet benimsemedik hiçbir zaman. Hayatımızın temel düsturu yaptık. Hani buna bağlı olarak da külfetin karşılığı olarak da hani nimetlere ulaştık. Hani bu noktada da Maliye Bakanlığı'nda başladık denetimen olarak. Ondan sonra çeşitli görevlerde bulunduk, çalışmalarda bulunduk. Sürekli tabii yatırım yapıyoruz. Hem kendimize yatırım yapıyoruz bilgi anlamında, eğitim anlamında. Yani eğitim bitmiyor. Sürekli hayat boyu eğitim devam ediyor. Çünkü her şey değişiyor. Mevzuat değişiyor, kurumlar değişiyor, ekonomi değişiyor. Hani bu değişime de herkesin ayak uydurması için bu değişimin gerektirdiği bilgiye, yetkinliğe, yani daha önce söylemiştim bir temel prensip olarak, hani bunlara uyması gerekiyor. Hani bu çerçeveden hareketle yani kadromuzu oluştururken genç bir kadro oluşturduk. Çünkü gençlik dinamizmdir, enerjidir. Ve bunu da firmalarımıza, işletmelerimize yansıtıyoruz. Tabii ki tecrübe de önemlidir. Hani bu noktada zaten 10 yıllık, 12 yıllık bir tecrübeden sonra yeminli mali müşavir olunabiliyor. Hani belli bir birikimimiz oluyor. Tabii ki çalışmak ve emeğe bağlıyorum yani şeyi. Ve bu şeydir, temel bir değerdir aslında. Sektörde karşılaştığınız sorunlar nelerdir? Şimdi tabii mesleğin sorunları denince ben hani bu sorunları hani meslekte aynı kanunla düzenlediği için serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlerin ortak sorunlar olarak değerlendireceğim. Çünkü aynı sorunlar. Birincisi mesleğimizde tabii ki ciddi bir haksız rekabet olayı var. Bunu herkes, tüm meslektaşlar bu konu üzerinde mutabık. Tabii haksız rekabetin nedenleri veya işte haksız rekabet nasıl kaldırılır? Hani bunun bir sürü tartışması yapılabilir ama yani temel noktada benim kanaatim haksız rekabetin önlenmesi için sonuçta gerek mali müşavirlik gerek yeminli mali müşavirlik hizmeti bir kamu hizmeti niteliğindeyse bu hizmetin bu kadar piyasaya düşürülmemesi gerekir. Yani arz ve talebe bağlı bir dengede oluşturulmaması gerekir diye düşünüyorum acizane. Hani bu konuda da ilgili kamu otoriteleriyle de değişik platformlarda konuşuluyor, sempozyumlarda tartışılıyor. Hani bu yadsınamaz bir şey. Yani bir kamu hizmeti niteliği varsa bu kadar piyasa şartları, hani bu ister istemez şeyi getiriyor. İşte fiyat olayını ve hizmetin satılması olayı gibi bir piyasaya düşürüldüğü zaman. Yani bu çerçevede aslında meslektaşlara belli oranda işlerin hani kapasiteleri ölçüsünde dağıtılıp hani bu derece arz talebe piyasaya düşürülmemesi, yani belli bir güvencenin verilmesi gerektiği kanaatindeyim. Bir çözüm olarak haksız rekabete. Hani onun dışında tabii ki meslektaşlardan kaynaklı da nedenler oluyor ama birçok şeyin temelinde genel düzenlemeler olduğunu düşünüyorum. Haksız rekabette de bu genel düzenlemelerin eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Diğer bir sorun meslekle ilgili. Tabii mesleğimiz birçok konuyu ilgilendiren işletmeleri muhasebe ve mali müşavirlik hizmetlerini kayıtlarını öngördüğü için tabii işletmelerin sadece vergisel işlemlerinde meslek mensupları hemen başvuracakları, danışacakları, sorunlarını çözecek bir şey olarak algılanmıyor. SGK'da olsun, ticaret hukukunda olsun, rekabet hukukunda olsun, birçok alanda işletmelerin karşı karşıya geldiği olaylarda ilk başvurulan ve çözüm istenen kişi meslek mensubu oluyor. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Sektörün Yıldızları programımızın bu hafta da sonuna geldik. Haftaya tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın. Aressa Denetim'in sunduğu Sektörün Yıldızları sona erdi.